12 Haziran'da İstanbul'da polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi Milletvekili Salih Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için süreç işliyor. Meclis Karma Komisyonu AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt Başkanlığı'nda toplandı. Komisyon DBP'li Aydeniz'in 5 dokunulmazlık dosyası için bir araya geldi. Toplantı yaklaşık 12 saat sürdü. Komisyon DBP'li Aydeniz'in terör örgütü propagandası yapma, kamu görevlisi görevini yaptırmamak için direnme gibi suçların yer aldığı fezlekeleri görüştü. Aydeniz'in adıyla savunmayı HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, HDP'li Ayşe Acar Başaran, Mehmet Rüştü Tiryaki, Erdal Aydemir yaptı. Aydeniz adına savunma yapanlar arasında HDP'li Hüseyin Kaçmaz, Tülay Hatimoğulları Oluç ve Züleyha Gülüm de yer aldı. Hazırlık komisyonunca hazırlanan 5 ayrı dosya, yapılan sözlü savunmaların ardından ayrı ayrı oylandı. Komisyon oy çokluğuyla Salih Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi. Aydeniz hakkında dokunulmazlığının kaldırılması, CHP ve HDP'nin red oylarına karşılık AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla kabul edildi. Karma Komisyonu'nun Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlayacağı raporu 29 Temmuz'da Genel Kurul'a sunması bekleniyor. Raporun Genel Kurul'a sunulmasının ardından açık oylama yapılacak. En az 151 milletvekili evet oyu verirse DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılacak ve yargılamasının önü açılacak. Yardım elini devletimiz uzatmıştır. DBP'li Aydeniz'in Meclis Karma Komisyonu'nda bekleyen 72 fezlekesi daha bulunuyor.